Hafızalardan silinmeyen, yıllarca televizyon kanallarında TV dizisi olarak yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisinde taş fırın erkek Haluk karakterini oynayan Tamer Karadağlı Kütahya'da. Ağustos 2023 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne atanan ve Çocuklar Duymasın dizisinde taş fırın erkek Haluk karakterini oynayan Tamer Karadağlı, Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Milletvekili, TBMM İçişleri Komisyon Başkan Vekili Ahmet Erbaş'ın bizzat daveti üzerine Kütahya'ya geldi. Ahmet Erbaş'ın bizzat Kütahya'nın tarihi gezilebilecek yerlerini tanıtmak ve yerli turistin Kütahya'ya gelmesini sağlamak, Kütahya'yı tanıtmak için bizzat daveti üzerine Kütahya'ya gelen Tamer Karadağlı, Kütahya'nın tarihi Germiyan Sokağı'ndaki Kütahya Belediyesi Kent Müzesi, dünyaca ünlü Çini sanatçısı rahmetli Sıtkı Olçar adına yapılan müzeyi Osmanlı İmparatorluğu döneminde Hürrem Sultan'ın elmas takılarının Kütahya'dan gönderen nesilden nesile elmas işlemeciliği yapan UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi ödülüne sahip elmas işlemeciliği yapan Doğan Şapçı'yı Tarihi Dönenler Camii'ni ve Ulu Camii'ni ziyaret etti. Ağustos 2023 tarihi Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne atanan ve Çocuklar Duymasın dizisinde taş fırın erkek Haluk karakterini oynayan Tamer Karadağlı'yı gören esnaf ve Kütahyalılar taş fırın Haluk karakterini canlandıran Tamer Karadağlı ile hatıra fotoğrafı çekindi. MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş'ın bizzat Kütahya'nın tarihi gezilebilecek yerlerini tanıtmak ve yerli turistin Kütahya'ya gelmesini sağlamak, Kütahya'yı tanıtmak için bizzat daveti üzerine Kütahya'ya gelen Çocuklar Duymasın dizisinde taş fırın erkek Haluk karakterini oynayan Ağustos 2023 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne atanan Tamer Karadağlı, Kütahya'nın gezilebilecek tarihi turistik mekanlara ve termal kaplıcalara sahip bir il olduğunu, özellikle tüm Türkiye'de yaşayan halkın kesinlikle mutlaka Kütahya'ya gelip tarihi turistik yerlerini ve termal kaplıcalarını gezmelerini tavsiye ettiği önerdi. Çok şükür. Sizler de iyisiniz. Teşekkür ederim. Sizleri sağ seviyorum. Çok teşekkür Allah'a ederim. Allah'a emanet olun. Efendim, hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok şükür. Sizler de